Canlı ve enerjik bir insan olabilmeniz için bu üç şey çok önemlidir. Pankreasınızın çalışması için hareket etmeye ihtiyacınız vardır. Besinlerin vücuda yayılması ve atıkların vücut dışına atılması, kısaca her şey için bir harekete ihtiyacınız var. Eğer hareket etmeyi durdurursanız, o zaman vücudunuzun yaşamı daha fazla sürdüremeyeceğini göreceksiniz. Eğer göbek bölgenizde çok fazla gaz biriktiğini fark ediyorsanız, bu tamamen yediğiniz bazı yiyeceklerden kaynaklanmaktadır. Bunu sizler için konunun uzmanlarıyla birlikte araştırdık. İlk sırada patates gibi toprağın altında yetişen yumrulu yiyecekler vardır. Eğer bunları çok fazla tüketirseniz, bu yiyecekler sisteminizin dinamiklik seviyelerini düşürerek vücudunuzda çok fazla gaz birikmesine sebep olacaktır. Meditasyon yapmak, yani odaklanmak isteyenler, uzun süre uyanık kalması gereken insanlar ya da ders çalışması gereken öğrenciler zihinlerini odaklayabilmek için bu tür yiyeceklerden uzak durmalı ve onları yememelidir. İkinci sırada, dünyada giderek yaygınlaşan aptalca bir inanış var. Raf ömrü uzun olan yiyecekler popüler olmaya başladı. Ve insanlar taze ve günlük ürünler tüketmeye çalışanlara ne yazık ki gerici ve uygar olmayan yaftası yapıştırıyor. Yiyecek almaya markete gittiğinizde tüm yiyeceklerin ya bir plastik ambalajda, kutuda ya da alüminyum bir kabın içerisindeki kutuda olduğunu görürsünüz. Bunların biyolojiniz için ne kadar zararlı olduklarını bile bile alırsınız. Çünkü uygar ve medeni bir toplumsunuz. Aldığınız plastik kabın içerisindeki hazır yiyecekleri evinize geldiğinizde mikrodalga fırınlarınızda kolayca ısıtıp yiyebilirsiniz. Bu da yaptığınız diğer büyük bir yanlıştır. Aldığınız ürünler en az 3 aylıktır. Size bunu söylesem, hayır hayır o buzdolabındaydı dersiniz. Yani taze kaldığını iddia edersiniz. İyi de zaten uzun süre gitmesi için içerisine koruyucu koyuyorlar. Bu yoga geleneğinde çifte hatadır. Ambalajlanmış, dondurulmuş ve koruyucu maddeler içeren yiyeceklerden uzak durun. Yogi kültürüne göre eğer bir şeyi pişirirseniz onu maksimum 1,5 saat içerisinde tüketmeniz gerekir. Bazı özel yiyecek türleri vardır ancak onları da maksimum 4 saatte tüketmelisiniz. Yogi bilgeliği der ki ne kadar güzel görünürse görünsün ve ne kadar lezzetli olurlarsa olsunlar onlara dokunma. Eğer onları yersen içinde gazlar oluşur. Bu sadece midenizde ve açıkça hissedebileceğiniz şekilde de değil. Pranayanıza karşı çalışacak sistemler geliştirerek bir şekilde gazlar açığa çıkacaktır. Eğer pranayanıza, yani vücut enerjinize karşı çalışacak yapıları içinizde inşa ederseniz, solunum hareketleriniz, düşünce süreçleriniz ve yemek pişirirken koku alma duygunuz bir süre sonra azalacaktır. Sindirim için gerekli olan enzimler ve diğer tüm bileşenler yalnızca vücutta değildir. Onlar gıdalarla da gelir. Eğer bir yemeği pişirirseniz enzimlerin çoğunu kaybedersiniz ve bu enzim içermeyen yiyecekleri yediğinizde ise vücudunuz bunu yeniden düzenlemek için oldukça fazla mücadele etmek zorunda kalır. Sindirim yemeğinizi yedikten 1,5 saat sonra başlar, sonra yavaş yavaş ilerler. Siz bunu fark edersiniz. Bu nedenle pişirilen yemekleri en fazla 1,5 saat içerisinde tüketiyoruz ki daha fazla enzim kaybı olmasın ve enerjimizi bizden almasın. Ayrıca sindirim sisteminiz ne kadar iyi olursa olsun, asla vücudunuza almadığınız enzimleri yeniden oluşturamazsınız. Yemekleri pişirerek sadece onu kısmen yok edersiniz. Üçüncü sırada meyveler var. Meyve dediğimizde anlamalısınız ki, meyve doğanın hissedilmek istediği bir parçasıdır. Farz edin ki hastanede hasta yatağınızda yatıyorsunuz. Sizi ziyarete gelen insanlar size tavuk yemeği getirmez değil mi? Onlar size meyve getireceklerdir. Başka bir şey değil. Çünkü arkadaşların, ailen ve sevdiğin herkes meyvenin sağlıklı bir yiyecek olduğunu biliyor. Şöyle düşünürler, zaten hasta değilken her şeyi yiyorsun. Bari hasta olduğunda sağlıklı bir şeyler ye. Aslında bu size bir mesajdır. Çünkü meyveler vücudunuzda mucizevi şeyler yaratabilir. Yeterli derecede meyve tüketimi vücudunuza harika şeyler yapabilir. Yaşam tarzlarınız birbirinden farklı olabilir. Birçok kişi canlı ya da aktif bir hayata sahip olabilir. Ama bugün marketlerden aldığımız meyvelerin nasıl olduğunu ve içinde neler olabileceğini bilmiyoruz. İçine ne enjekte ettiklerini gerçekten bilmiyoruz ve bu konu
ciddi bir problem. İçinde bulunduğumuz bu günlerde içerisine kimyasal karıştırılmamış bir şeyler yemek pek mümkün değil. Eğer çok organik meyve tükettiğinizi düşünüyorsanız ve bundan eminseniz, tohumlarının bile organik olmadığını söyleyebilirim. Vahşi doğada dalında duran ve yeni yetişmiş herhangi bir şeyi koparıp yiyebilirsiniz. Ama bunu insanların çok çok küçük bir yüzdesi yapabilir. Bu yiyeceklerin tamamı pazarlara ve marketlere gitmek zorundadır. Bu da raf ömrünün daha uzun süreli kalması gerekir demektir. Ben her meyve yediğimde fark ediyorum ki, sizler de fark edeceksiniz, bu meyveler kesinlikle çocukluğumuzda yediğimiz kır meyvelerinden değiller. Bugün çiftliklerde yetişen meyveler Türkiye'de yetiştirilse bile Hindistan'a ya da Amerika'ya kadar getirilebiliyor. Bu başka bir konu ama kendi topraklarında yetişen meyveler bile kendi formunda değil. Örneğin daha büyük ve şekil olarak daha güzeller, daha iyi görünüyorlar ama ne yazık ki botokslu gibiler. Meyvelerimiz doğal formlarında bırakılmadığı için size kolayca söyleyebilirim ki bunlar bize enerji ve canlılık veren yiyecekler değildir. Bunlar pazar ve marketlerin tezgahlarını süsleyecek süs bitkileri gibidir. Ama bu onların tamamen israf olduğu anlamına gelmez. Ancak eskiden sahip olduğu enerji ve canlılığı bize verdiği anlamına da gelmez. Bu sadece onu maksimum faydalanmak üzere biraz desteklememiz gerektiği anlamına gelir. Özellikle her meyvenin bir mevsimi vardır ve özellikle mevsiminde tüketmemiz gerekir. Toprağın belirli zamanlarda belirli meyveleri çok bol bir şekilde ürettiğini biliyoruz. Ne tür soğuk ve sıcak ortamda ya da nemli toprakta yetişen hangi türler olduğunu biliyoruz. Eğer bu meyveleri bu zamanlarda tüketiyorsanız ve kendi bölgenizden ya da ülkenizden geliyorsa bunda sorun yok. Ama durum öyle değilse ne yazık ki yediğiniz kiviler bile Yeni Zelanda'dan gelir. Doğru zamanda ve doğru yerde size bu meyvelerin geldiğini biliyorsanız o zaman onları tüketmek için en iyi zamandır. Sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğendiyseniz beğene basmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı, diğer videolarımızdan haberdar olmak ve kanalımıza destek olmak için abone olabilirsiniz. Aklın gücü daima sizinle olsun.